Yani denizdeki mekanın algısal karakterine uygun. Yani biz de her mekanın algısal karakterine uygun ama karasal mekanın algısal karakteri biraz daha net ve daha ayakları yere basan bir şekilde çözümlenebiliyor ve zaten bütün eğitimimiz boyunca bunu öğreniyoruz. Ama şimdi bir alan var. Yani bu alan denizler ya da su yüzeyleri. İşte sellerden bahsediyoruz. Amfibik yapılar olmalı. Yani artan su yüzeylerinin, su yüksekliklerinden bahsediyoruz. Şimdi sellere dayanıklı şehirler ya da yaşam alanları olabilmeli. Bunların her biri aslında ülkemizde de, dünyada da temelleri bilimsel kriterlere dayanan yeni tasarımcılara ihtiyaç duyuyor. Tabii ki kullanıcının sosyal profilleri, bunların her zaman irdelenmesi, nerede, nasıl tasarım yapıyoruz, bunlar yine bizler için çok önemli. Özellikle mekanların kullanımına dair ilişkiler. Bunları hepimiz aslında tasarım sürecinde bir fonksiyonel ilişkiler diyagramıyla başlayıp daha sonra planda somutlaştırıyoruz. Tabii ki alanların fiziksel özelliklerinin kullanıcı tarafından değerlendirilmesi de bizler için çok büyük bir kaynak. O yüzden bir tasarıma başlarken mutlaka o konuyla ilgili kullanım sonrası değerlendirme çalışmalarına da bir göz atmanızı öneririm. Ve kullanıcının mekanın psikolojik etkileri açısından da doyumu bizler için çok önemli çocuklar. Burada biz yapıları tasarlayıp yüzen yapı olabilir ya da karasal bir yapı olabilir. Bunu tasarladıktan sonra aslında yapı ve insanı kullanıcıyı baş başa bırakıp oradan gidiyoruz. Fakat orada onun sadece fiziksel anlamda doyuma ulaşması önemli değil. Çünkü insan ruh ve bedenden oluşan bir canlı. Dolayısıyla ruhsal olduğu kadar yani ruhsal pardon fiziksel ihtiyaçları olduğu kadar psikolojik ihtiyaçları da var. Nitekim Maslow'un piramidinde üste çıktıkça manevi ve ruhsal aidiyet ihtiyaçlarımız daha da ön plana çıkıyor. Yani bizler de sizler de umarım iş hayatında primitif canlılardan daha piramidin üstüne doğru olan canlılardan bir müşteri portföyü oluşturursanız ve ya da hayatınız yolunuz onu size umuyorum ki oraya doğru götürür. O zaman tabii ki psikolojik etkiler, kimlik, marka kimliği, işte kimliğin mekanlara forma yaratılması bunlar da çok çok ön plana geliyor. Yani aslında biz kullanıcı olarak mekanın genel anlamda değerlendirilmesini bütün bu kriterler doğrultusunda bir sonuç olarak alıyoruz. Şimdi dediğim gibi bugün yaşadıklarımız belki de yıllar önce zihnimize not edip unuttuklarımızdır diyorum. Yat tasarımında ilerlemek isteyen bizler için başlangıç olarak ne yapmamızı önerirsiniz? İşte bazı okullarda dersler açılıyor. Bazı okullarda kurslar açılıyor. Hani ben hepinize keşke yetebilsem, keşke elimden geldiği kadar. Dediğim gibi yani benimle iletişime geçebilirsiniz. Belki hani tekrar bir program açılırsa oraya gelebilirsiniz. Ya da bir yüksek lisans tezinizi yani benimle ya da başkasıyla yapabilirsiniz. Ama hani belki orada da hani elimden geldiği kadar fikirlerimi tabii ki paylaşmak isterim. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Kendimizi nasıl geliştirmemizi önerirsiniz bu rekabetli ortamda? Kendinizi evet cidden bir kere bir hedef belirleyin. Yani ben 5 senelik, 10 senelik yazın çocuklar. Bir de mesela odaklanma çalışmaları yapın. Yani bir konuya, bir işe ve bunları sıralayın. Hayat planınızı yapın. Mesela ben bundan 10 sene sonra nerede olmak istiyorum? Ha, yarınımızın da belki bir garantisi yok ama 5 sene sonra nerede olmak istiyorum? Ve mutlaka ve mutlaka bir haftanızı, bir sonraki haftayı planlayın. Ben geçen gün öğrencilerime şey söyledim yine. Dedim ki, ödev verdim. Dedim ki, sabah kalktınız, saat kaç? Instagram, işte 08.08.10. Dakika dakika hatta saniyesine kadar yazın dedim. Ne yapıyorsunuz acaba? Öncelikle burada zaman planlaması yapmak bizim için geliştirmek, kendimizi geliştirmenin en önemli başlangıç noktası. Daha sonra iyi mimarlarla, iyi ofislerle mutlaka haşır neşir olun. İyi insanlara gidin, onun yanında çalışın. Bol bol yurt dışı kaynak diyorum. Tabii ki yurt içinde de çok çok değerli mimarlarımız var, yarışmaları var, takip ediyorsunuz, ediyorsunuz ya da edin. Herkesin tarzı farklıdır. Herkes tasarımcı olacak diye de bir şey yok. Kimisi planlamacı olabilir, kimisi bütçe olabilir, kimisi proje yönetiminde çok iyidir. Kendinizi bir tanıyın öncelikle. Yani benim artılarım, eksilerim nelerdir? Ben bir lider ruha sahip miyim?
Yoksa bir ofiste ömrüm boyun sonuna kadar çalışabilir miyim? Yoksa istediğim bir okula girip oradan profesör olana kadar çıkmamak mı? Yoksa yani kendinizi öncelikle keşfederseniz size hani alın bakalım bu senin gelişim yolun diye hepinize bir genel bir reçete veremem ama önce kendinizi ne istediğinizi ve yeteneklerinizi bilmeniz ama bunu dürüst olarak yapabilmeniz. Yani ben tekil çalışıyorum mesela genel olarak. Çünkü bütün girdiğim yerlerde hani severim insanları yönlendirmeyi. Bu noktada hep bu şekilde işlerimi planladım. Onun planlamanın bana daha yararlı olduğunu ve daha beni verimli kıldığını keşfettim aslında. Zamanla bunları keşfedin ve tabii ki bir yabancı dil çocuklar. Yani İngilizce mutlaka artık bizler için çok çok önemli. Yani Türkçe eğitim, evet Türkçemiz de çok önemli. Çok kıymet veriyorum Türkçemize. Özellikle Türkçenin doğru kullanılmasına. Ama İngilizce de bir bilim dili. Bilelim, taklit etmeyelim ama bilelim. Yani nereye gidiyorlar bilelim. Değil mi yönelimleri? Evet. Çok teşekkür ederiz hocam. O Ben zaman teşekkür dediğim gibi ederim. Evet. daha da fazla sizin de vaktinizi almadan yavaş yavaş sonlandıralım. Daha da soru Tamam ya. yoksa. Evet, varsa alabilirim. Yoksa da. Arkadaşlar eğer chat'e yazıyorsanız hani söz iste butonuna basın ki ben yazdığınızı anlayabileyim. Ona göre şey yapalım, yönlendirelim. İsterseniz mikrofondan da sorabilirsiniz. Sanıyorum ki daha fazla yok hocam. Adnan, tekrardan ben geldiğiniz için, sunumunuz için, her şey için teşekkür ederim. Çok verimli bir etkinlik oldu bizim açımızdan. Çok Umarım çok yani sizleri göremesem de çocuklar buradaki Muaz'ın bir sorusu var. birisi el Sanıyorum. kaldırmış. Sanırım Evet. yazıyor. Yazıyor sanırım. Bekliyorum. Yani sizleri hissetmek, sizlerle birlikte olmak benim için çok değerli, çok kıymetli. Çok çok güzel bir kere üniversite okumak ne olursa olsun okumak çok güzel bir duygu. Hele ki siz bu ülkenin şehirlerine yaşam alanlarına dokunan ve şekil verecek bir mesleğin içerisindesiniz. Özellikle depremle karşı karşıya olduğumuz bu zamanlarda işini etik ve dürüstçe yapan mimarlara ne kadar ihtiyacımız olduğunu bir kez daha görüyoruz. Siz bir yapının bir tasarım projesinin sürecinin maestrosusunuz. Biliyorsunuz değil mi? Yani mimardır bütün yapının maestrosu. Bu hiçbir mesleğin küçümsenmesi anlamına gelmez. Çünkü bu aslında zorlar da yani sorumluluk da onun üzerindedir. Bu yüzden elbette ki şartlar sizi zorlayabilir zaman içerisinde. Bazı işleri ticari olarak almak durumunda kalabilirsiniz. Ama ne olursa olsun tabii ki dürüstçe bunu yapmak ve mümkün olduğu kadar da insanları uyarmak bizlerin ve sizlerin misyonu olmalı. Evet, Muaz yazmış mı? Yok hocam hala yazmamış. Uzun bir soru geliyor sanırım. Yazıyor mu peki? Ya şu anda hani WhatsApp'taki gibi yazıp yazmama durumunu ben takip edemiyorum ama hani el kaldırdı. Tamam. Muaz Bey, Muaz. Hocam sesim geliyor mu? Geliyor, evet. Hocam ben size sadece teşekkür etmek için şey yaptım hocam. Orada Peki. yazdım da hocam ama şey almadı, yazılmadı daha doğrusu. Tamam canım. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetlisiniz hepiniz. Benim için çok değerlisiniz. Yani sizlerle keşke böyle akşamlara kadar atölye çalışmaları yapsak. O yani böyle özellikle öğrenmeye istekli insanları görmek beni çok çok mutlu ediyor. Ama bir ablanız, bir hocanız olarak her zaman yani vaktim olup olamazsa hani göremezsem lütfen özellikle Instagram'dan her zaman çok bakamıyorum. Ama ulaşmaya çalışın. Ben de biraz geç de olsa mutlaka dönerim. Evet.
Çok teşekkürler tekrar. İyi akşamlar diliyorum hepinize çocuklar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Rica ederim. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.